Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere harika karpuz kabuğu reçelinin yapılışını sevgili Derya ustam işleyecek. Hep beraber izleyip bakalım bakalım. Haydi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle karpuz kabuğunun reçeli nasıl yapılır? Onun tarifini vereceğim. Kabuklarımızı şu şekilde beyaz yerleri kalacak şekilde ince ince doğrayalım. Kabuklarını soyalım. Soyduğumuz kabukları şu boyutlarda küçük küçük doğrayalım. Küp şeklinde. Kabuğumuzun içine koyalım. Karbonatımız var. Suyun içerisine karbonatımızı karıştırıp eritelim. Ve küp küp doğradığımız karpuzlarımızın içine üzerine şöyle boşaltalım. Şöyle bir harmanlayalım. Bunu yaklaşık 6 saat bekletelim. Dolaba koyalım. Karbonatla karıştırdığımız sulu karışımı sabaha kadar buzdolabımızda dinlendirelim. Reçel aşamasını dinlendikten sonra yapalım. Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi karpuz kabuklarımızı soyduğumuz, doğradığımız atıyoruz içine. Hemen 2-3 dakika hafif yumuşayacak. Daha sonra da suyunu süzdürüp alacağız. Evet, 2-3 dakika. Evet, 2-3 dakika kaynattık. Artık altını kapatıp süzgeçten süzeceğim. Evet, tenceremize 2 su bardağı su koyduk. 2,5 su bardağı da şekerimiz var. İçine hem kokusunu hem de güzel bir ferahlık versin diye bir tutam karanfille bir tane limon kabuğu rendemiz var. Şimdi şekerimizi ekleyip ocağımızın altını yakıp şekerimizi şöyle bir karıştırıp eritmeye bırakalım. Evet, şöyle karıştıralım. Şimdi üzerine rendelemiş olduğum limonlarla karanfillerimizi de koyup şekerimiz şöyle eriyip kendini bırakınca karpuz kabuklarını da içine ekleyeceğim. Evet, şekerlerimiz eridi. Artık karpuz kabuklarını ekleyelim.
Önce ateşimizin altını biraz yüksek derecede açıp karpuzlarımızın şöyle güzelce kabarmasını, şekerleri içine çekmesini bekleyelim. Daha sonra kısık ateşe alacağım. Evet. Şimdi kaynamaya bırakalım. Şöyle güzelce ortasından kaynamaya başladığı anda itibaren bir 5 dakika kaynatıp daha sonra kısık ateşe alacağım. Evet. Yüksek ateşte bir yaklaşık 10 dakika kadar kaynamaya bıraktım. Şimdi de ocağımın altını kıstım. Bir 20 dakikada kısık ateşte yumuşaması için bekleteceğim arkadaşlar. Evet, karpuz kabuklarımız gördüğünüz gibi içeri uyulaştı. Şimdi indirmeden önce hemen 2-3 tane limon tuzu ekleyip iki karıştırıp altını kapatacağım. Soyunca da servise hazır. Kaynayıp soğuyan, servise hazır, reçelimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.